üst geçitin, devlet yol ayrımında üst geçitin asfaltlama işlemine başlandı. Biliyorsunuz biz bu üst geçidi elimizden geldiğince çabuk bitirmek için uğraşıyoruz. En baştan beri üst geçidin yapılması konusunda kendi inisiyatifimizle biz buranın yapılmasını Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde gittik, söyledik. Sağolsunlar bizleri kırmadılar. Buraya bir üst geçitin gerekli olduğunu yaptıkları ölçüm sonucunda farkına vardılar. Ve bunun akabinde bir ihale yapıldı. Burayı yapan müteahhit arkadaşımız mümkün olduğu kadar hızlı bir biçimde burayı bitirdi. Şimdi de asfalt işlemi bugün yapılıyor. İnşallah 5-6 güne kadar havalar yağmazsa bunun asfaltlama işlemi bitmiş olacak. Ondan sonra da bu aşağıdaki sıkışıklık çözülmüş olacak. Buradan geçen her 10 aracın 6 aracı yaptığımız istatistiğe göre Elmatepe'den gelen 6 araç veya çarşı tarafından gelen 6 araç buranın üstünü kullanacak. Sadece 3 veya 4 araç alt tarafı kullanacak. Dolayısıyla buradaki trafik sıkışıklığının önüne geçmiş olacağız inşallah. Biz Ereğli halkına ne dediysek sözümüzü tuttuk. Burayı da açacağız dedik, burayı da yapacağız dedik. Yine sözümüzü tutuyoruz. Birçok dedikodu yapıldı. Bunların hiçbirisinin aslı olmadığını siz de görüyorsunuz. Biz Ereğli'ye hizmet için geldik. Partimizle beraber, teşkilatla beraber, arkadaşlarımızla beraber, hep beraber Ereğli'ye hizmet etmeye çalışıyoruz. Ereğli'nin faydasına olan işleri yapmaya çalışıyoruz. 5 tane okulumuzun ihalesi yapıldı. Peşinden 4-5 tane daha okulumuzun ihalesi. Birkaç, 1-2 haftaya kadar onlar da yapılacak. Ereğli'ye 10 tane okul, 11 tane okul kazandırıyoruz. Biz elimizden geldiğince Ereğli için çalışmaya çalışıyoruz. Bu arada tabii müteahhit arkadaşımız sağ olsun, o da elinden geldiğince özveriyle çalışmaya gayret ediyor. Bu sadece buranın açılmasıyla ilgili değil, bu bir proje aslında. Gülüç Köprüsü'nün oradan başlayıp Kepez'de bitecek bir kombine projedir bu. Tüm yandaki kaldırım çalışmalarıyla beraber asfaltı komple yeniden yapıyoruz baştan aşağıya. Ta Kepez'e kadar olan bu bölgenin de bu bozuk yol problemini komple çözmüş olacağız. Yapan firmayla da görüştük. Aslında çok gecikme de yaşanmadı. Bunların bir numune değerlendirme kısmı var. Yani kullanacakları agreganın belli bir süre içerisinde beklemesi gerekiyor suda ve değişik sorunlarda. Ona göre bu agrega bu asfalt yapımına kullanışlı mı değil mi? Min testleri yapılıyor. O beklenildi. ÇED raporu beklenildi. İzinler beklenildi. Biliyorsunuz bu resmi işler çok kolay gitmiyor. Ama biz mümkün olduğunca bu işi hızlandırdık. Değil mi sen? Doğru. Evet. Dolayısıyla biz olabilecek en hızlı biçimde bu işi bitirmeye çalışıyoruz. Havalar da bize izin verirse 5-6 güne kadar inşallah burası açılmış olacak.